Bu bölümde ismi alet ve ismi taftil ele alınacak. Daha evvelinde bu ikisinin maslardan türetildiği ifade edilmişti. Önce ismi alete bakalım. Bir işin hangi aletle yapıldığını gösterir ismi alet ve mifal, mifal, mifale kalıplarında gelir. Ne gibi? Mesela saade yükseldi. Suud, buradan gelir yükselmek. Misat, yükselme aleti ve günümüzde asansör için kullanılmaktadır. Taraga, vurdu. Yani böyle çekişle falan vurmak gibi. Mitraga, e, vuruş aleti, çekiç Vezene, ölçtü. Mizan, ölçme aleti yani terazi. Mesela Kur'an-ı Kerim'de mikyal, mizan geçiyor. E ee, Hazreti Şuayb kavmine diyor ki: "Velatangusul mikyale vel mizana. Ölçüde, tartıda noksanlık yapmayın." Latangusu, nagasa yangusu. Noksan, Türkçeye noksan olarak girmiş olan bu kelime. E latangusu noksanlık yapmayın. E el mikyal ölçüde, vel mizan tartıda ölçüde tartıda noksanlık yapmayın. Diğer alemde e, insanların amelleri tartılacak. Bununla ilgili bir ayet. Ve nadul mevazinel gıst liyumul kıyame. Kıyamet günü için adalet terazileri kurarız. Nada u koydu ya da u koyar. Koymak, kurmak. El mevazin. Mevazin mizan kelimesinin çoğulu mizanun bir terazi, mizanani iki, mevazinu e, mizanlar anlamında. E, mizanlar kurarız. algıst e, adalet. Adalet terazileri kurarız. Liyevmül kıyame, kıyamet günü için. Yani orada hassas teraziler olacak. İnsanların amelleri, niyetleri, kapasiteleri bunlarla tartılacak. Ve indehu الْغَيْبِ gayb. Gaybın anahtarları onun katındadır. Yani Allah'ın katındadır. Burada mefatih, miftah kelimesinin çoğulu. Miftah anahtar, mefatih anahtarlar. Mecazi bir ifade, gaybın anahtarları. Yani gaybı ancak Allah bilir. Dilediğine de o kapıyı bir miktar açar. Buradan ismi tafdile geliyoruz. İsmi taftil birbirine kıyasla daha az veya daha çok olma durumlarını gösterir. Müzekkerlerde efalu, müenneslerde fula kalıbında gelir. Efalu, fula örnekle anlatalım. Mesela Hasan, Hasan güzel demektir. Türkçede Hasan olarak bu isim halini almıştır. Hasan, Hasan'ın aslı Hasendir. Ee, daha güzel demek için ahsen diyoruz. Daha güzel. Ve bunun mühendisi de hüsna oluyor. Hüsna bayanlarda isim olarak kullanılmakta. Daha güzel anlamında. Mesela kebir büyük demek. Ekber daha büyük. Kübra bu da mühendis için daha büyük. Kübra kızlarda isim olarak kullanılmakta. Allahu Ekber diyoruz mesela. Allah daha büyüktür. Allah en büyüktür. Yani duruma göre ekber veya ef'al e, bu kalıp e, bir şeyin daha büyük veya en büyük olduğunu cümle içindeki durumuna göre ifade eder. Örneklerle görmeye çalışalım. Kul <laughs> de ki, E entüm siz mi alemu daha iyi bilirsiniz em yoksa Allah'u Allah mı? De ki siz mi daha iyi bilirsiniz yoksa Allah mı? Alem daha iyi bilen veya en iyi bilen daha iyi bilen en iyi bilen siz misiniz? Em yoksa Allahu Allah mı? Em yoksa anlamına geliyor Kur'an ı Kerim'de sıkça geçtiğini görebilirsiniz. Vallahu Alelemmu bir Allah düşmanlarınızı en iyi bilendir. Burada vallahu e, alem veya Allahu alem Türkçede kullanıyoruz bunu. Diyelim bir konuda pek emin değiliz, mütereddidiz. Bunu ifade ederken diyoruz ki Allahu alem bu mesele şöyle olsa gerek. Yani Allah daha iyi bilir ama şöyle olabilir diye kanaatımızı belirtiyoruz. Demek ki Allahu alem aslında Kur'an'da geçen bir ibare. Biz o anda bir ayeti okumuş oluyoruz. Çoğu kimse bunun ayet olduğunun farkında değildir. Ama artık bu kültürümüzle mezc olmuş, kültürümüzle birleşmiş ve bizlerin de günlük hayatının bir parçası haline almıştır. Vallahu alem Allah en iyi bilendir bi imanikum imanınızı. Bakın üstte vallahu alem bi adaikum geçmişte Allah düşmanlarınızı en iyi bilendir. Altta da yine aynı kalıpla vallahu alem Allah en iyi bilendir bi imanikum imanınızı. Adaikum sizin düşmanlarınız demek. İmanukum sizin imanınız demek. Biz buna daha ilk derslerde şöyle dikkat çekmiştik. Mesela kitabuhunun çekimini yapmıştık. Kitabuhu kitabuhuma kitabuhum gibi. Ee, i̇şte kitabuke senin kitabın. Kitabukum sizin kitabınız. Kitabukum neyse e'daikum o. Kalıp olarak aynı kalıp. İmanukum yine aynı kalıp. İmanukum sizin imanınız. E'daikum sizin düşmanlarınız. Burada e'da çoğul adu kelimesinin çoğuludur. Adu düşman demektir. Aduvukum sizin düşmanınız. E'daikum sizin düşmanlarınız. İnne ekramakum indallah etkakum. Aynı ayette iki tane ismi taftil var. İnne ekramakum indallah. Allah katında en ekrem böyle itibarlı, değerli olanınız etkakum en takva sahibi olanınızdır. Yani efalu kalıbı efalu ismi taftili ifade ediyor. Ekramu en kerem sahibi olan, en e, ikrama layık olan, değerli olan binde Allah Allah katında kimdir etka takvadan geliyor bu kelime en takva sahibi olanınızdır. Vel fitne fitne ekberu min katil öldürmekten daha büyüktür. Ekberu daha büyüktür. Neden? Min el katil öldürmekten. Yani ef'alü'den sonra min gelirse şu şundan daha şöyledir. Kalıp olarak bunu ifade etmekten Dünyada e, Allahu Teala haddi aşan milletlere cezalar da vermiş veya şahıslara. Bunu ifade bağında şöyle bildiriyor. Kezalikel azabu. İşte böyledir azap. Ve le azabul ahireti ahiret azabı ise ekberu daha büyüktür. Ahiret azabı ise ekber daha büyüktür. bu ayette şimdi okuyacağım ayet benzeri bir manayı ifade eder. Lahum azabun fil hayati dünya. Onlara dünyada bir azap var. Dünya hayatında onlara bir azap vardır. Lahum onlara var. Azabun bir azap fil hayati dünya dünya hayatında. Fi de manasına geliyor. Daha ilk derslerde anlatılmıştı bu. harfi cerlerden. Ve le azabul ahiret azabı ise eşakku daha meşakkatlidir. Daha çetindir. Eşakku meşakkatle aynı kökten gelir. Daha meşakkatli daha çetindir. Benzeri bir mana ve <laughs> onlara elbette tattıracağız. Andolsun ki onlara tattıracağız. Minel azabil edne azab-ı edne'den dunel azab-ı ekber büyük azaptan önce la yerci yerciun umulur ki dönerler diye. Burada azabul edne dünyevi azap. Zaten edne dünya edne kelimesinin e, müennesi dünya gelir. Dünya müennes bir kelimedir. E, ve e, el edna derken yakın azap. Yani şu dünyada insanların muhatap olduğu azap. Andolsun ki onlara edna azaptan, dünyadaki o yakın azaptan tattıracağız. Neden önce? Dunel el ekber. Büyük azap öncesinde. Büyük azap diğer alemde. Onun evvelinde dünyada tattıracağız. Niye? Leallahum yarciun. Olur ki dönerler diye. Yani insan bazen e, bela ve musibetlerle ders alıyor. Hani deniliyor ya Türkçe'de nus ile uslanmayanı etmeli tektir. Tektirden anlamayanın hakkı kötektir. Yani önce nasihat ama nasihattan anlaşılmamışsa buna bir ceza veriliyor. İnsanlar da böyle yapıyor. Dolayısıyla ilahi kurallarda da bu böyle. Allahu Teala nasihat ediyor ama nasihat yerine getirilmezse, Mesaj iyi algılanmazsa bir takım e, böyle belalar, musibetler, sıkıntılı hallerle insanlar imtihana tabi tutuluyor. Olur ki akılları başlarına gelir diye. Nitekim bir takım insanlar hasta halinde, acizinin zaafını anlayıp aklını da başına almıştır. Yahudilerle alakalı bir ayet. teciden lahum, Onları elbette bulursun. Ahrasan <laughs> nasi insanların en hırslısı ala hayatın hayata. Sen o Yahudileri hayata en hırslı kimseler olarak bulursun. Buradaki le andolsun ki manası veriliyor. Ee, ve tekitli bir şekilde ifade edilmekte. Lamut tekit, nunut tekit beraberce gelmiş. Bundan dolayı and olsun ki şeklinde mana verildiği oluyor. And olsun ki sen onları bulursun. Ahrasan nesin? Ahras Türkçede karşılığı yok gibi ama hırstan geliyor. Ahras en hırslı demek. Kebir büyük, ekber en büyük. İşte haris hırslı, ahras en hırslı. Yani çok da zor bir mana değil. Köküne inersek çıkarabiliriz. Baştaki e'yi kaldırırsak hırs. Zaten kelimelerde bu kendini gösteriyor. Hz. Musa'nın Firavun'un olan durumunu anlatan bir ayet. فَاَرَاهُ <الْكُبْرَى> ayetel kübra Musa Firavun'a Ayetül Kübra'yı gösterdi. Ayetül Kübra en büyük ayet demek mucize anlamında. el <الْأَيَة> aye müennes olduğundan onun sıfatı olarak gelen kebir kelimesi kübra şeklinde ifade edildi. Ee, ona en büyük mucizeyi gösterdi. Esma-ül Hüsna tabiri de ismi taftille alakalıdır. وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ Husna Allah'ın Esma-ül Hüsna'sı vardır. En güzel isimler Allah'ındır. Feduhu Ona dua edin bihe onlarla. El-Esma isimler. El-Hüsna en güzel. Yani Hasen güzel demek. Ahsen daha güzel veya en güzel duruma göre. Bunun mühendisi de hüsna geliyor. İşte Allah'ın bütün isimleri güzel. Bu ne demektir? İşte cemali de güzel, celali de güzel. lutfunda da hoş, kahrın da hoş. Bu şekilde ifade edilmiştir. Ölüm ve hayatın yaratılması... Yani hayatın muamması ne? Ölümün muamması ne? Ayet bize bunu şöyle anlatıyor. Ellediği o Allah ki halaga yarattı. El mavte ölümü vel hayate hayatı. O Allah ki ölümü hayatı yarattı. Niye? Liyeblu vekum denemek için. Liyeblu ve belayeblu e, belaya müptela kılmak veya e, iptila denemek Eyyukum hanginiz ahsenu daha güzel amelen amelce. Hanginiz amelce daha güzel bunu denemek için Allah ölümü hayatı yarattı. Yani şu dünya bir nevi e, maraton meydanı gibi kim daha iyi koşacak, kim daha güzel marifetini gösterecek, kim daha güzel amel edecek bunun ortaya konulduğu bir alanda yaşamaktayız. Şimdi okuyacağımız ayet ise Tebük Seferi ile alakalı. Tebük Seferi'ne münafıklar katılmak istemiyorlar. Senenin en sıcak günleri, yaz mevsimi. O bölge zaten sıcak, yazın çok daha sıcak. Ve diyorlar ki, لَا تَنْفِرُوا fil har. Sıcakta savaşa gitmeyin. Ve ayette cevap geliyor böyle diyenlere. Kul ey peygamber de ki naru cehennem cehennem ateşi eşeddu harran daha sıcaktır. Burada da yabancı kelime yok gibi. kuldeki ki, bu çokça geçiyor, yüzlerce defa geçiyor. Artık öğrendik sayılır. Nar u cehennem, cehennem ateşi. Nar. Yediğimiz narla karıştırmamak lazım. Cehennem ateşi eshedu harra, hararet yönüyle daha şiddetlidir. Eshedu harran daha şiddetli, harran hararet. Türkiye'deki Harran bölgesine sıcaklığından dolayı denilmiş olabilir mi? Düşünülebilir. La carame şüphe yok ennehum onlar fil ahireti ahirette humul ahserun en ziyade hüsrana uğrayanlardır. Hasira e, hüsrana düştü. Hasira hüsranen ayette ikisi beraberce de geçer başka ayette hüsran Türkçe'de kullanılmaktadır. Ve bunun ismi taftili ahser geliyor. En ziyade hüsrana düşen ve bu eliflamlı gelmiş. Çoğul yaptığımız zaman da mesela ekberu'yu önce düşünelim. Ekberu ekberani ekberune benzeri bir şekilde ahseru ahserani ahserune yani cemi çoğul olarak gelmiş. Ahirette de onlar en ziyade hüsrana uğrayacak kimselerdir. Yani dünyada hüsranları var. Ahirette de en ziyade hüsran onların olacak. Hayır ve şer kelimeleri min veya an ile kullanıldığında e, kıyaslama ifade ediyor. Daha iyi daha kötü anlamına geliyor. Mesela iblis Adem'e secde etmeyince Allah soruyor neden secde etmedin? Cevaben İdris diyor ki Gale dedi Ene ben hayrun daha hayırlıyım minhu ondan. Ene hayrun minhu ben ondan daha hayırlıyım. Ee, kolay hatırda kalabilecek bir cümle. Mesela ene ekberu minhu ben ondan daha büyüğüm. Yani benzeri bir cümleyi zihnimiz üretebilir. Ve e, okuyacağımız ayette şer kelimesi e, ismi taftil olarak kullanılmış. Uleike işte onlar şerrum mekanen konum itibariyle daha şerli yani ismi taftil manası veriyoruz. Ve adallu daha yoldan sapmış anseva isebil doğru yoldan ve doğru yoldan daha ziyadesiyle sapmış olan kimselerdir. Ve başka bir ayette hayır kelimesi daha hayırlı anlamında kullanılmakta. Ve le emetun mu'minetun mümin bir cariye. Cariye bir mümin. Hayrun min müşriketin. Müşrike bir kadından daha hayırlıdır. Ve le acebetküm. O müşrike kadın hoşunuza gitmiş olsa bile. Yani evlilikle alakalı. Müşrike biriyle evlenmek caiz değil. Bunun yerine Köle bir mümin kadınla evlenmek daha hayırlı. Şunlar gibi kelimeler de masların önüne getirilerek ismin tafdil yapılır. Eşedu, ektheru, e'azzu, azamu, e'gallu, adafu. Eşedu daha şiddet demek, ektheru daha çok, E'azzu daha aziz, azamu daha büyük, E'gallu daha az, adafu daha zayıf. Eşeddü şiddetten geliyor. Şedid, eşeddi. Yani filanın şedid deriz mesela. Falanca şiddet sahibi. Ama e, diyelim ki Ahmet eşeddü minhu. Ahmet ondan daha şedid. E, Ektar. Türkçe'de ekser. Se ile telaffuz ediyoruz. E, kesir çok demek. Ektar daha çok demek. Eşed. Bu şekilde kullanılmakta. E az, aziz. Falanca azizdir ama e az daha aziz anlamında. Azim büyük demek azam daha büyük. E, Sadrazam falan deniliyor ya. E, Sadrazam e, buradan gelen bir kelimedir. Azam. Galil az demek. Egal daha az. Daif, Türkçe'de zayıf. E, edaf daha zayıf örneklerle görebiliriz. Dünyada e, işte bir kısım insanlar e, bazı sıkıntılara maruz kalacak, kafirler de maruz kalacak. Ama kafirler diğer alemde daha şiddetli bir azapla karşı karşıya kalacaklar. Ve yevmel kıyame, kıyamet günü yuraddune, o kafirler e, atılırlar. ile eşeddil azab, azabın en şiddetlisine. O kafirler diğer alemde azabın en şiddetlisine atılırlar. Eşeddil azap en şiddetli azap anlamında. El Arap, Arab bedeviler demek. Arap Arap kavmi ama el Arab olarak kullandığımızda bedeviler. Eşeddü küfran ve nifaga küfür ve nifak yönüyle daha çetindir. Yani Bedevilerden kafir olan daha kafirdir. Münafık olan daha münafıktır. Daha katıdırlar. Bunu ifade ediyor. Ve e, ehli imanın Allah'a olan sevgisi. İşte e, putlara ibadet edenler o putları seviyorlar. Ayet önce bunu anlatır. Ama devamında müminlerin durumunu nazara vererek der ki vellezine amanu iman edenlere gelince eşedduhum bellille onların Allah'a olan sevgisi çok daha şedittir. Yani ehli imanın Allah'a olan sevgisi müşriklerin putları olan sevgisi gibi değil çok daha ziyadesiyle hakiki bir sevgidir. Kehf suresinde malıyla, servetiyle mağrur olan birinin durumu anlatılıyor. İşte gariban biriyle bir dostuyla bahçesine girdiğinde orada hava atmaya çalışıyor ve diyor ki ene minke minkamalan ben malce senden daha çoğum ene ben minke minkamalan malca senden daha fazlayım Ekther kesret çok ve azzunefara nefara e, maiyetçe de senden daha azizim daha üstünüm ama böyle havasını atarken Bağ ee, bahçe hepsi elinden gidiyor. Perişan bir hale geliyor. Hatta izâ ra'u mâ yu'adûne Kendilerine vaad olanı onlar gördüklerinde yani o kafir olanlar işte ahiretle alakalı azapla alakalı vaad edilerini gördüklerinde o zaman bilecekler Men ed afuna, men ed yardımcı cih cihetiyle kim daha zayıf ve akallu adede e, sayıca daha az kimmiş, bunu o zaman anlayacaklar. Ama artık iş işten geçmiş olacak. Başka bir örnek: ma dimuili li min hayrin, hayır olarak kendiniz için önden ne gönderirseniz. Teciduhu onu bulursunuz indallah Allah katında. Huva hayran daha hayırlı ve azama ecran daha büyük mükafat olarak bulursunuz. Bu dersimizde ismi alet ve ismi taftil maslardan türeyen bu iki ismi ana hatlarıyla anlatmış olduk. İsmi alet Kur'an'da çok fazla geçmez ama ismi taftil Kur'an'ın hemen her sayfasında karşımıza çıkabilecek bir durumdur. Sınırları bellidir ve mana vermek çok da zor değildir. Dikkat edildiğinde bunlar rahatlıkla görülecek ve manası daha net olarak anlaşılacaktır.